Ekrem Bey, kapıyı açır mısınız? Buyurun başkanım. Şu kapıyı tutabilir miyiz? Buyurun başkanım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Merkez, hayırlı günler. Şuraya sandalye. Bunlar birleşsin. Arada boşluklar yapmıyor. İçeri giriyor muyuz Erdoğan Başkanım? İçeri girmiyoruz. Protokol burada duracak, merdivenlerde. Ve herkesi istirham ediyoruz. Karşımıza hemen yol alalım. Çünkü program burada, hemen kodremizi kesip içeri geçeceğiz inşallah. Evet, biraz daha acele edebilirsek. Biraz daha açılabilir miyiz? Biraz daha mesafe alalım ki basın da oradan Erdal Başkan, haberi alalım yapsın. İçeriği boşaltalım arkaya doğru. Boşaltalım içeriği. İçeriği tamamen boşalttık mı? Güzel ediyoruz ama hayır, boşaltmadık. Hiç kimse kalmasın. İstirham ediyoruz ki şöyle alacağız. Dur şöyle kardeşim ya, dur şöyle. Çünkü içeride düzenleme olacağı için evet, burada merdivende kalmayalım. İstirham ediyorum, merdivende kalmayalım çünkü protokolümüz burada olacak. Şöyle açalım burayı ki burada. Bir dakika başkanım. Şey, abrayı bir açın abi. Fotoğraf işi olmayanlar abrayı açsın. Evet, sanıyorum hazırız. Biz açılışımızdan önce Kur'an-ı Kerim tilavetini okuyacağız. Öncelikle Erzurum İri-Uzunları İlçesi Kültür Derneği'nin açılışına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Rabbim hepinizden razı olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti üzerinize ve üzerimize olsun. Sebep olan bütün arkadaşları canı gönülden tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederiz Sayın Genel Başkanım. Uzunlarımızın belediye başkanına mikrofonu verelim. Biz çok son konuşmayı ev sahibimize, Sayın Belediye Başkanımıza vereceğiz. Onun için size verelim. Buyurun. Böyle güzel bir ortamda memleket hasretiyle yaşayıp doğduğu yeri unutmadan doyduğu yere hizmet eden memleketimin güzel insanları protokolün en üst makamından kapıda bize çay servisi yapan hemşehrilerime kadar herkese şeref verdiniz, şan verdiniz diyorum. Çünkü protokolü sayarken her biri birbirinden başkanımı, başkan yardımcılarımı, ilçe başkanlarımı, profesörlerimizi, hocalarımızı sayayım, ihmal ederim düşüncesiyle vekaleten ev sahibimize teşekkür ediyorum. Çünkü İsmet Başkanımız gerçekten bizim için çok değerli. Çünkü Ümraniye'de biz İstanbul'a göç etmişiz. Mesela Uzundere'nin yaşayan 8.744 nüfusu var. Kütüğümüzde 55 bin kişi var. 55 bin kişinin sadece Uzundere'nin 10 bine yakın nüfusu Ümraniye'de. Yani Uzundere'den çıkan Ümraniye'ye gelmiş. Sadece Uzundere'de bu itibarla doyduğumuz toprak olan Ümraniye'de başkanımız gerçekten teşekkür hak ediyor. İlçe başkanlarım, bütün arkadaşlarım adına teşekkür faslını kısa tutmak adına vekaleten başkanıma arz ederim.
Çok konuşmamak gerekiyor ama Uzundere'ye dair Uzundere'li olmayan arkadaşlarımız açısından birkaç kelam etmeyi zorunluluk addediyorum. Maksat maslahat reklam da yapalım. Kıymetli hemşerilerim, Uzundere'miz Erzurum'un 80 kilometre kuzey doğusunda, Erzurum'dan Karadeniz'e, Artvin'e giderken kültürel ve coğrafi yönden bir dönüşümün renk tonlarını fark edeceğiniz Erzurum ve Karadeniz kültürünü taşır. Hem coğrafi anlamda karasal iklimden o cennet Karadeniz'imize geçerken ki o tonları, yeşilin dönüştüğünü fark edersiniz. Kültürel anlamda da insanlarımızın hem yarı Karadeniz, yarı Erzurum diyebileceğimiz, hem Dadaş, hem çırpınan Karadeniz'in delikanlı hırçın unsurlarını taşır efendim. Bu itibarla bunu bilmekte fayda var. Ama bilmeniz gereken bir şeyi paylaşmam lazım. Erzurum deyince balan döken, soğuk kar, kış gelir. Oysa Erzurum coğrafi anlamda Türkiye'nin en büyük şehirlerinden birisi. Uzundere Erzurum'un ilçesi ve Uzundere Erzurum'dan çok farklı iklimsel özellikler taşır. Şu an dalında meyve var desem Mersin, Antalya sanırsınız. Evet, kış meyvelerimiz var. Yaklaşık 600-700 metre rakımı olan İlkbaharda tutu, kirazı, şeftalisi, inciri, Karadeniz'in karakteristik meyveleri, fındığı da vardır, kivisi de vardır. Envai çeşit meyvesi olan bir saklı cennettir ilçemiz. Tabii insanlarımızın ekonomik gerekçelerle doyduğu topraklara göç etmesinden dolayı 10 bin civarında bir nüfusa sahibiz. İnşallah tersine göçü başkanım izin verirseniz. Biz orada bunları istihdam etmek noktasında bir şey yapabiliriz. Ve bu anlamda cennet mekana, güzel mekana biz de insanlarımızı geriye çağırırız. Bu duygularla bir şey daha eklemek isterim. Uzundere Erzurum'un sebze ve meyve deposu olabilecek potansiyele sahip olmakla beraber Türkiye'nin değil, dünyanın çok ender Rabbimin lütufta bulunduğu coğrafyasıdır. Şöyle ki Çoruh Vadisi dediğimiz Tortum Gölü, Tortum Şelalesi Uzundere'mizde yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz'e gidersiniz ama Erzurum'da Tortum Gölü'nde yamaç paraşütü vardır ve yamaç paraşütü yapabilirsiniz Sayın Başkanım.